Evet çocuklar, size uzun aradan sonra daha teknik, daha ileri düzeyler için bilgi vereceğim bugün. Profil dediğimiz, teknik çizimde kullanılan profil dediğimiz olayın de form bulmadaki sağladığı kolaylıktan söz edeceğim. Profil dediğimiz şey, profilden yüz demek istemiyoruz tabii ki. Yani şöyle bir şey, şöyle düşünün bakayım, şuradan başlıyor. Şöyle geldim, şöyle geldim, şöyle geldim. Şöyle kaba bir şekilde çiziyorum. Şöyle yedi cüceler gibi. Şöyle, şöyle geldim, şöyle geldim, şöyle geldiğimi düşünün. Burası da bu. Bu ne demektir? Bu bir masanın profili demektir. Yani bu anlamda söylüyorum şeyi. Bunu biraz şöyle ileri çekeyim. Şöyle yapayım. Şimdi burada yapacağımız profil form bulmak için tabii ki böyle bir şeyden söz etmiyorum. Mesela kaşık. Kaşığın formu nedir? Şöyle yapıyorum. Dur bakayım ha. Şöyle 1, 2, 3, 4. Şöyle 4 parçadır kaşık. Biraz küçük oluyor ama neyse aldırmayın. Şöyle. Şöyle. Şimdi bakın buradan kaşık geliyor. Nereye kadar? Şöyle şuraya kadar. Tamam. Sonra kaşığın şu kısmı tepeden bakarsak, buraya biraz kısa olmuş şöyle. Tepeden bakarsak en ince kısmı, yani kaşığın boğazı böyle geliyor ve şöyle çıkıyor. Önce bu formu bilelim. Önemli olan bu. Ondan sonra ne yapıyorum? Buradan perspektifini ayarlıyorum. Buradan geliyor. En ince kısımda daraltıyorum. Bura böyleyse demek ki burada şöyle falan olacak. Burada şöyle. Sonra buradan iniyorum ve şuraya doğru gidip biraz. Şöyle kaşığı yapıyorum. Ay, burada çok da küçük oldu yani, neyse artık. Yapacak bir şey yok. Yani demem o ki önce profilini çizdim. Buradan sonra bunun kalınlığını çizersiniz. Şöyle falan. Buradan tıt tıt tıt. Tamam. Ay, şunu daha güzel çizeyim şuraya hiç. Çok küçük oldu çünkü. Şuradan başlayıp şuraya kadar şöyle üçe böleyim. Tam dibine gelsin. Şöyle geliyorum, şöyle iniyorum, şöyle çıkıyorum. Tamam, profili budur kaşığın. Sonra buradan perspektifimi saptıyorum, geliyorum, iniyorum. Sonra buradan şöyle kaşığı yapıyorum. Bunların modelleri tamamen size kalmış. Biraz kalın olmuş dedim. Mesela şuradan et kalınlığını falan yapıyorsunuz. Tamam. Kaşın, yani önce profili çizdiğiniz zaman çok kolay çıkıyorsunuz. Şurayı şöyle yukarı çıkmayı unutmayın. Çoğunuz kaşığı şöyle yapıyorsunuz. Niye olmadı diye merak ediyorsunuz. Sonra ikinci olarak bir hayvan çizdiğimizi varsayın. Önce bakın şöyle. Şöyle bir kutu çiziyorum. Bu kutuyu yine arkasını o kadar geniş almayalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle de tepesini aldım. Şimdi diyorum ki elimde as olan böyle bir şey var, form. Sonra hatta şöyle gelecek, şöyle gelecek, şöyle inecek, şöyle inecek falan. Yani neymiş, neye çıkıyorum? Sırayla bak, yavaş yavaş gidiyorum. Köpeğe çıkacağım. Şimdi köpeğin böyle bir kutusu var dedim. Böyle geldim başı, şuradan bura baş. Şöyle geldim. Popo biraz şöyle düşer. Şöyle. Bura dursun. Burayı da geldim. Şöyle gizli gizli iç form olarak göreyim. Buradan bura şöyle iniyor. Buradan bağlanacak. Buradan şöyle geliyor. Burası poponun ortası. Bura böyle geliyor. Arka bacak
daha şeydir, şekilsizdir, daha şeyler görünür. Şöyle bir gidişi olacak. Üst bacak biraz daha düzgündür. Yani normal durduğunda köpek sanki dümdüz gibi görünür. Ama bunun da 3 boğumu vardır. Sonra şöyle geldim. Buradan tabii böyle gelince biraz baş inceliyor gitgide. Buradan şöyle istediğim şeyde şöyle başını koyuyorum. Tamam. Burada kuyruk olduğu için çok fazla şu kısımda ilgilenmiyorum. Buradan yine buna paralel şöyle giden öbür bacak. Yine böyle bu kutuya paralel. Buradan da öbür bacağı şöyle. Koyabilirsiniz ve köpeğinizi biraz oyarak biraz yani şekliyle oynayacaksınız. Mesela biraz şöyle içeri girer sanki, değil mi? Sonra şura şöyle gelir gibi. Ay, bura daha geniş olur. Bura daha da çizdiğiniz köpeğin cinsine göre bu kutudan rahatlıkla köpeğiniz de çıkabilirsiniz. Ne yaptık? Önce profil kutusunu gördük. Yani prizmasını gördük gibi. Buradan çeşit çeşit size bulması zor olan, hatırlaması zor olan formları hatırlamak için bir altyapı. Hadi hoşça kalın.